Sevgili saatseverler, bu videomuzda size Golfmaster GVNQ1000 modelinin saat ayarının ve diğer ayarlarının nasıl yapıldığını kısaca anlatmaya çalışacağız. Şimdi saatin birçok modu, birçok fonksiyonu var ama saat ayarı yapabilmek için saatimizin modunun normal saat göstergesi modunda olması lazım. Yani şimdi bakın mod düğmesiyle bakıyorum. Şu an recall ya da dünya saati gibi bir takım birçok fonksiyonu var. Tight, güneş konumu gibi. Bizim önce saat konumuna gelmemiz lazım. Bunun için de yapmamız gereken şey aslında çok basit. Sol alttaki şu düğmeye bir müddet bastığımız zaman o moda otomatikman geçiyor. Bakın bekledi ve geçti. Hatta şu an evet şu an onu görüyoruz. Saat 20.41 olarak gözüküyor. Dijital saatle analog saat aynı vaziyette, bir senkronizasyona gerek yok. Şimdi bu ayarı nasıl yapıyoruz? Şimdi önce saatimiz kilitli tepeli olduğu için tepeyi kendimize doğru çeviriyoruz ve bir tık sesi duyduktan sonra çevirdik. Şimdi bizden önce içinde bulunduğumuz şehri seçmemizi istiyor. Maalesef İstanbul saatin listesinde yok. Ama İstanbul'a en yakın olan yer Atina. Şu an Atina'yı seçtik. Atina'yı seçtikten sonra aslında bütün sistem hep aynı şekilde çalışıyor. Önce seçiyoruz. Varsa düzeltmeyi tepeyle yapıyoruz. Sonra da aşağıdan bir sonraki ayara geçiyoruz. Şimdi bakın Atina seçildi. Şimdi bir daha bu düğmeye basıyorum. DST yani Daylight Saving Time diyor. On ve off opsiyonları var. Bir otomatik opsiyonu var. Türkiye eskiden otomatikti. Yani yaz kış saatini otomatik olarak bütün dünya ile beraber kullanıyorduk. Artık kullanmıyoruz. Burada yapmamız gereken kışın on, yazın off'a getirmek. Yani şu an onda doğru. Şimdi bir daha basıyoruz. Bakın şimdi latitude yani enlemi seçmemiz istiyor. İstanbul'da olduğumuz için İstanbul'un enlemi 41 derece. Bunu çeviriyoruz. 40-41 dereceye getiriyoruz hızlı gitmesine. Evet bunu seçtik. Sonra boylamı seçmemiz gerekiyor. Boylam longitude o da 28 derece İstanbul'da. Bunu da gidiyoruz. 28'e getiriyoruz. Hızlı giderken geri çevirdiğimiz zaman duruyor. Yavaş yavaş şu an 28 derece. Evet bunu da seçmiş olduk. Şimdi yine onaylıyoruz. Şimdi sesli mi olsun, sessiz mi olsun düğmelerimiz. İstiyorsak bakın buradan tekrar bunu mute yani sessiz ya da normale getirebiliyoruz. Tekrar onayladık. Otomatik ışık fonksiyonu olsun mu olmasın mı? Yani bu nedir? Saati yere göre 45 derece çevirdiğiniz zaman otomatik olarak ışığı yansın mı, yanmasın mı? Şimdilik yanmasın diyorum. Ama istesek buradan çevirsek bunu on yapabilirdik. Off'ta bıraktım. Yine onayladım bir sonrakine. Işık şiddeti ne kadar olsun yani 3 saniye mi 1 saniye mi uzun olsun. Yani 3'te bırakıyorum ama istesek bakın bunu 1'e getirebiliyorduk ya da 3'e. Bunu da onayladık. 24 saat mi göstersin 12 saat mi göstersin? Yani 12 saat üzerinden mi 24 saat üzerinden mi? 24 saat daha kullanışlı. Power save on olsun mu olmasın mı? Yani enerji tasarrufu yapsın mı hareketsiz kaldığında karanlıkta kaldığında yapsın. Sonra burada birim ayarları var. Metre. Burada gözükmüyor ama basınç ayarı ile ilgili bir ölçek seçmemiz gerekiyor. Bunu geçiyorum. Bakın derece olarak Celsius seçili. Sonra tekrar buraya geldi. Tekrar aynı yere geldi. Esas şimdi ayar başlayacak. Bu durumdayken bu sefer üst taraftaki yani sol üstteki düğmeye basacağım. Bakın şimdi buradan ayar yapmamı istiyor. Diyelim ki saat şu an burada 23.45 ama biz bunu 22.45 yapacağız. Bakın. Geri çeviriyorum. Buradan ayar yapabiliyorum. Bu tekleme ayar yapmak için ama istiyorsam hani daha hızlı ayar yapmak için bir daha basıyorum. Bakın saat 20 hatta 21.33 yapacak olsak buradan böyle ayarlıyoruz ya da 22.33. Ondan sonra bir daha basıyorum. Ayarlanmış oldu. Şimdi bakın 2018 yılı ama bunu istiyorsak 2019'a da getirebiliriz. Yani 2019'da olsaydık. Bunu seçtikten sonra 2018'deyiz. Ocak ayındayız. Seçtik birinci ay. Sonra tekrar ayın 29'u
Bütün hepsine bastığınız zaman bakın hepsini ayarlamış oldu. Ayarımız bitti. Ve buradan tepeyi kapadığımız zaman saatimizin ayarı yapılmış oldu. Burada tekrar tepeyi kapamayı unutmuyoruz. Yoksa saatimiz su alır. Evet. Yani saatin hem kullanım ayarları hem de tarih saat ayarı dediğimiz gibi yapılıyor. Kısaca özetleyecek olursak saat modundayken tepeyi çekiyoruz. Ondan sonra biz aslında kadranda her şeyi söylüyor. Hep aşağıdaki mod düğmesine basarak tercihimizi yapıp bir sonrakine geçiyoruz. Eğer bir ayar yapmamız gerekiyorsa tepe üzerinden yapıyoruz. Umarım bu anlatılanlar saati daha keyifle kullanmanızı sağlar. Teşekkürler.